Evet, geldik Astrobot'a. Evet. Birazcık geç oldu ama yani ben Astrobot, ya şimdi PlayStation mimi var ya, Kerem Başkan buralara koyar böyle, eyvah battık, oh çok iyi, eyvah battık. Yani geçtiğimiz bir ay şizofren oldu Sony. Bizi de şizofren Tabii. etti yani böyle. Yani yaptığı hatalar, Gerçekten. üstüne güzel şeyler falan. Böyle şeye benzetiyorum abi Sony'yi bu arada. Maraş dondurmacısına benzetiyorum. Ha, Çoktan ama bir şey yedim yani yemedim yedim yedim yedim. yemedim böyle falan abi. Astrobot Gerçekten. yedim Yedim kısmında sana yani. ikili. Ama şey de bir parantez açayım dayı. Yani bu arada şey çok güzel hakikaten. PlayStation 30. yıl Abi bandonları gerçekten. PlayStation 1'e benzer PlayStation Pro. Değil mi Ne o? varsa Yanlış görmedim aynen. mi? Yok PlayStation Pro yani. kablosundan bak kablosundan böyle kablosundan şeye kadar Bizi de PlayStation şizofrene porteline kadar. çevirdi. Bir önceki videoda PlayStation kafasını ezmeye geldik Abi falan diyordu çünkü yani. şöyle bir şey var. Onun paketini de PlayStation 1 paketi gibi yapmışlar. Of. Benim aklım gitti yani böyle. Tamam onu Türkiye'ye gözü gelecek mi? görmez. 12 bin tane Gene üretilecekse gitmiş şeyler 100 yapmışlar tane yani. gelir belki. Yani gene şey sınırlı sayıda üretmişler yani bunu. E tabi. Ondan sonra niye? Controller sınırsız üretsinler bari. O Böyle. Gördün değil controller'ını mi? alırım ben yani. Kerospektif. Gördün Abi değil mi? ne Ak güzel. çok Bir güzel. controller'ımın da şeyi böyle o Çok güzel ya. stick kısmı biraz soyulmuştu, ona başlık Evet. takmıştım falan. Tam zamanı yani onu Aynen. değiştirmek Buna için. sticker yaparlar abi canınızı sıkmayın alırsınız Sticker çözeriz. değil abi, Ne onu var bam diye ha? Tabii alıp canım 4-5 kesinlikle neyse yani. artık verip alacağız o Verecekse bir şekilde. arkadaşa Aynen. parayı. Abi biliyorsun bizim The Game'de 20. yıl için çıkardıkları bir tane PlayStation 4 kasası vardı. O yıllardır The Game'de vitrinde durur. Kullanılmaz Yok mı? hiç açılmadı. Ha. O camekanda hiç çıkartmadık biz onu orada. Hayati. Bu da öyle bir Hay şey yani bu arkadaş, da masraf yani. kapısı. Şimdi şey de çok güzel. Astrobot şeyi de çok güzel. DualSense de çok güzelmiş Aa, bu arada. o da gelmiş galiba Türkiye'ye. Birisi Var. paylaşmış. Yeni Bir gelmiş. 4.999 lira ama yani göreyim dedim ben, hani Evet. alacağımdan değil. Ama şeyse o touchpad kısmında göz çıkıyorsa onu da alırım. Yani Aynen. imdat, çok kötü bir yöne doğru gidiyorum yani. Hocam bu Evet. arada kendi Mario'sunu mu buldu? Abi zaten şimdi benim hafıza zayıf ya. Sen bana hatırlat. Dan Astrobot önceki ya, Family PlayStation 5'te gelen Astrobot. Evet. Neydi onun ismi? Astro's Playroom. Astro's Playroom. Bir öncesinde VR VR Astrobot var. Astro's Rescue Mission vardı. Daha önce var mı Astrobot'un IP olarak, Bir daha tane daha bir şey var vardı mı diye daha önce hatırlıyorum. Yani ya? ufak bir oyun olarak yine vardı diye hatırlıyorum. Veyahut da PlayStation 4'ün işte böyle kamerasını de o zamanki Aytoy maytoy kullanan bir şeyler. O dönemki böyle teknolojisini tanıtmak için yine bir şeyi vardı. Çünkü Bir demosu vardı. Onun içinde Astrobot karakter olarak yine Astrobot vardı diye hatırlıyorum. Playroom'la benim hayatıma girdi. DualSense'i sevdirmek için yapılan Evet. bir şey ama hakikaten de DualSense'i Evet. Astro Playroom haricinde başka bir şeyde o kadar keyif almadım. İnanılmazdı gerçekten. İnanılmazdı. Evet. Bizim çocuklar Evet. döndüre döndüre üçü de ayrı ayrı oynuyor falan, deli gibi oynuyorlar. Hala oynuyorlardı. Abi Astrobot geldi. Düşmanım İnanılmaz benim. yani, şu anda yine ben kendi account'umda oynuyorum. Bir gün bir geldim, Mert manyak gibi oynuyor böyle. Aynen. Ondan sonra o bayağı ilerlemişsin dedim. Lan dedim, sen hangi kara şeydesin, account'tasın? Benim account da Yürümüş ilerlemiş. gitmiş. Oğlum dedim, geçin kendi account'unuzda oynayın Aa, çok falan. güzel ya. Ya abi şöyle. İlerlemişler. Ve DualSense Evet. yani diğer oyunlarda ben ya çok gereksiz, bir de aletin de ömrünü kısaltan, pilin de ömrünü kısaltan bir şey. Bu kadar haptic feedback diyorum. DualSense'de Harikalar yaratıyor. harikalar yaratıyor. Diğer oyunlarda şunu niye çözememişler? Ben yani kaç yıl oldu DualSense kullanalı? 4, 5. 4 sene, 5 4, sene pardon 4 sene oldu değil oldu. mi? Pardon 4 sene oldu. Abi DualSense sadece bız 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 diye şey, haptic feedback vermemeli. Olayın sesi de o anda oradan çıkmalı. Kesinlikle. Buymuş olay. Yani tıpır Aynen. tıpır tıpır yağmur yağıyor tepene. Aynen. Buzda kayarken ki o fış şeyi, Metale metale dokunurken ki. dokunurken Çın 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 çın. o çın çınlar, o yani o kadar büyük bir keyif ki. Kesinlikle öyle. Peki senin soruna dönelim. Sony kendi Mario'sunu mu buldu? Şimdi Mario kendi başına Bir oyun konsolu bir gibi. evren. Evet. Astro Bot PlayStation evreninin karakteri. Eğer ki PlayStation 1'den beri, 2'den beri, hatta 3'ten beri Olsaydı. PlayStation evrede oyuncuysanız siz, eski oyunları oynadıysanız, unutulmuş IP'leri böyle Evet. özlüyorsanız,
Gözünüzde bir damla yaş ama o damla yaş akmadan yüzünüzde gülücükler açarak her 2-3 dakikada bir mest olacağınız bir oyun Astro. Nostalji treninin böyle lokomotifi. Gerçekten eğer PlayStation'a sadece böyle yüzeysel bir sevginiz varsa o oyun mükemmel bir platform oyunu. Çok evet. iyi bir platform oyunu. Evet. Ama vitamini, üstündeki kaplaması, o güzelliğin çoğu o unutulmuş IP'leri evet. buluyorsun. Nedir? 300 tane Astrobot dağılıyor. Şimdi evet. Playroom'un sonunda işte PlayStation 5'in içinde geçiyor ya Playroom. Evet, aynen. Uçmuşsun falan filan. Onu uzaylı kaçırıyor. Uzaylının ismi bile yok böyle. Kaçırıyor. Yeşil uzaylı. UFO'ya biniyor. 300 tane de Astrobot dağılıyor ortalığa. Ondan sonra bunları gezegenlerde topluyorsun. Toplamda 5 tane galaksi var. Her galakside de 5 tane mi 6 tane mi ne şey var. Bölüm var. Evet. Her bölümde de 4, 5, 6 tane Astrobot var toplayacağın. Şimdi bölümler dar kapsamlı şey yapılmış. Böyle uzun uzun platform bölümleri değil. Ha bir tık zor veya bir tık uzun bölümler de var ama çoğunluğu oldukça rahat bir şekilde o 60-90 saniyede bitirilebilecek bölümler. Ama bu şey gibi gelmesin size. Ay kolaya kaçmışlar değil. Hani açık dünya ise mesela atıyorum bir Sonic oyunu veya Mario oyunu. Astrobot kontrollü bir açık dünya diyebiliriz. Açık evet. dünya versus platform olarak karşılaştırıyorum. Siz kafanızda kurun onu. Bir platform oyunu olarak Astrobot daha dar kapsamlı ama dar kapsamda bir sürü şey yapabildiğin şeyler. Nedir mesela? Yerde yapraklar var tamam mı? Hışır hışır giderken böyle dual sesten hışır hışır sesi alıyorsun hissediyorsun. Aklına geliyor karaya basılı tutuyorsun fır 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 dönüyorsun bütün yapraklar açılıyor yerden tel çıkıyor. O teli çekiyorsun bir tane bölüm açılıyor mesela bir şeyi alıyorsun veya ekstra bir şeye geçiyorsun falan filan oradan. Yani şey değil Ubisoft gömmenin ne yeri var şu anda diyeceksin ama bir şey bulmak için git baba gidelim oyunlarından değil. Yani şuradan baktığında ya şurada ilginç bir şey olabilir deyip bir saniye içinde onu test edebildiğin şekilde bütün bölümler tasarlanmış. Power up'lar geliyor sana. O power up'ların her biri bir hayvan temasında. İşte fil var, tavuk var, bulldog var. Hepsi başka bir şey katıyor ve farklı mobiliteler katıyor sana. Hareket şekilleri yani aynen. o bölümler içinde gidebileceğin. Ve bu hareketlere göre mükemmel bölüm yani level tasarımları var. Yani bak game design olarak, karakter tasarımı olarak ve level design olarak ders olarak okutulması gereken bir oyun. Evet Astrobot. Yani burada şeyi kutlamak lazım gerçekten yaratıcı ekibi, level tasarım ekibini. Çünkü şeyden beri öyle ya. PlayStation 4'teki Astro günlerinden beri adamların en iyi yaptığı şey çok akılcı seviyeler tasarlamak. Senin anlattıklarından şey gibi geliyor kulağıma. Biraz Super Mario Galaxy'yi de andırıyor böyle biraz. Abi galaksi çapında değil yine. O işte kadar o çapta değil. Ama orada da yıldız topluyordun değil mi? Evet, evet aynen. Yıldız. Star Seed miydi? Falan onlar neydi? Öyle bir şeydi. Onları topluyordun. Ama kesinlikle daha dar kapsamlı veya daha ucuz, daha evet. basit bir oyun gibi gelmesin yok, aklınıza. Aynen. Yani Mario Galaxy neyse Astrobot'ta neredeyse o. Ama dediğim gibi yani PlayStation çocuğu değilseniz bir tık vitaminini kaybediyor. Mesela bir ben tık PlayStation çocuğuyum. Direktman böyle ben oynamadım henüz daha bitirmedim. Ay. Ama içindeki easter egglerin hepsini çok merak ediyorum. Yani kimler var neler var. Ama bayağı dramaları da oldu bu arada söyleyeyim. Mesela şeyi koymuşlar. Days Gone baş karakteri Deacon St. John'u koymuşlar. Biliyorsun onu da Sony üvey evlat muamelesi yaptığı aha. için. Oradan ayrılan oyunun baş tasarımcısı bir giydirmiş. Ha IP'mize böyle sahip çıkın. Ha evet diye böyle. Ay. Adama da girdiler sonra böyle bir tane şeyle falan. Ay çok kötü ya. Yani Team Asobi'nin varlığı zaten orada Sony'ye girme şeyi. Team Asobi ne? Team Asobi Sony Japan Stüdyo'dan evet. geriye kalan tek şey. Kaybettiğimiz şeye bakın. Gerizekalı Concord projesi yüzünden. Yani. Ve yani Team Japan'ın bir uzantısıyla yaptığı işin kalitesi yani. 60 kişilik bir ekip. 3 yıllık geliştirme süreci. Yani oyun sektörünü kurtaracaksa bu tür projeler kurtaracak. Sana %100 katılıyorum. Seven, yani. Sana %100 ne yaptığını çok iyi bilen, 10-15 yıldır beraber çalıştığı için birbirinin evet. artık ciğerini bilen. Hı. Yani koda baktığında bu olmaz diyebilecek verimlilikte çalışan bir ekip. Bu arada şuna değinmeden geçmeyelim. Bak bu oyun dünyasındaki işçiliğin tamam ya işçilik yani oyun yapmak aslında bir saat işçiliği gibi yaptıkça güzelleşen hatta ekip bir arada yol aldıkça tamam ustalaştığın bir zanaat abi.
Bunu bu şekilde kabul etmiyorsan, ajans gibi takılıyorsan, ondan sonra vay efendim işte bu proje bitti, hadi şimdi bu ekibi dağıttık, sen git, sen bunları işte Battlefield yapacak 4 ekibe böl falan olduğu sürece abi ne yaratıcılıkça yapacaksın ondan sonra, ne böyle gerçekten oyun oynamanın hakkını vere vere hissettiğin, hayvan gibi eğlendiğin oyunlar çıkacak. Hep böyle işte ezber, tekrara düştüğün, ondan sonra sana böyle angara gibi gelen oyunlar olacak. AAA'dan bahsediyorum özellikle. Bu şeyin ispatıdır. Yani beraber yol yürümüş bir ekibin, tamam mı? Böyle ustalık eseri gibi diyebilirsin buna. Evet yani. Abi. Yani aşkla yapılmış, sevgiyle yapılmış çok oyun. Çok belli. Ve şeyi çok merak ediyorum. Yani çok bir pazarlama kampanyası falan da yapılmadı. Yapmadılar, da evet. Para harcamadıkları bu oyun acaba kaç satacak? Acayip merak ediyorum ben de merak ediyorum bunu. Yani pek çok şeyin göstergesi olacak bu çünkü. Hani biz kendi kendimize mi gelin güvey oluyoruz? Single player oyunlar kurtaracak oyun sektörü falan derken biz %10'unu temsil ediyoruz da %90'ı tamamen abi yeni bir servis oyunu gelse de ona gömsek ömrümüzü mü diyor acaba öbür taraf? PlayStation'da platformun markalar olarak Crash Bandicoot vardı. Jak and Daxter vardı. Sly Raccoon vardı benim hatırladığım. Bir de Rift Apart hangi oyun, hangi projenin? Ratchet & Clank. 4 tane aklıma gelen şeyi var. Ratchet & Clank'in son oyunu, o da gerçekten haklı mı? Pixar kalitesinde çıktı resmen şey PlayStation 5'in. Çok iyiydi ya. Erken dönem çıkış oyunlarından bir tanesi olarak. Evet yani niyesi çok alınmadı ama 4 tane sağlam şeyin yanına aslında geçmişten getirebilecekleri platformer. Şimdi Crash Bandicoot ama multi platform oldu galiba. İyiydi yanlış bilmiyorsam. Başka platformlara da çıktı. Evet. Ondan sonra Jak and Daxter, Sly Raccoon. PC'de var. Sly Cooper mı diyorsun? Sly Raccoon diyorum. Sly Cooper. Hırsız olan. Ondan sonra PlayStation 2 döneminde vardı. Bir de bunlar şimdi de şey pardon unutmayalım tabii. Sackboy. Evet. Little Big Planet 5 oldu ondan sonra. Yani aslında Sony'nin elinde epeyce bir aile markası, family brand var yani. Ya Sony'nin servis bazlı oyunlara gömülmesinin yanında hani büyük bir parayı oraya yöneltti. Normal single player oyunlarda da düştüğü en büyük hata sinematik oyun yapacağız biz. Evet. Last of Us gibi, Days Gone gibi. Uncharted. Yani tamam hepsini seviyoruz. Hepsi mükemmel oyunlar ama bütçe olarak, ekip olarak, zaman olarak hakikaten gereksiz bir yük bindiren şeyler. Yani bunları yaparken mesela bir tanesini yapma. Aynı bütçeyle yapabildiğin kadar bu çapta yeni denemeler %100 falan filan yap. %100 yani, katılıyorum. Full gömdüm. Yani Horizon, Days Gone, Last of Us, hepsi Spider-Man böyle... hepsi korkunç, devasa prodüksiyon oyunu. Evet hepsi güzel ama bu tür gerçekten hani 1 milyonla 5 milyon bandı arasında satacak ama parasını da kurtaracak. Kurtarır bir sonraki canım, projelerde üstüne ekleye gidebileceğin yeni denemelere hiç yer bırakmadı sonra. Hiç. Aynen doğru söylüyorsun. Microsoft şimdi Blizzard'ın içerisinde minik bir ekip kurdu. King'den aldığı adamlarla. Sadece AA oyun yapacaklar Blizzard IP'nin. Sadece AA yani. Süper. Güzel abi. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bunun olması gerekiyor abi zaten. Sinan da söylediği gibi yani AAA'de sürdürülebilirlik diye bir şey yok artık. Bence AAA'de zaten 10 sene önce zirvesinde vurdu ve oradan geri düşmeye başladı. Bu şey anlamında söylüyorum. Yani çıkan oyunların hem frekansı hem kalitesi açısından söylüyorum bunu. Şimdi bunun olması kaçınılmaz abi. Çünkü daha narratif, 8 saatlik, 10 saatlik, 12 saatlik başladım bitirdim ama hani dün söylediğimiz şeyin tam tersi belki bir göl kadar küçük ama bir okyanus kadar derin oyunlar yapılmalı. Ya bu oyuna şimdi çok eleştiren olacaktır. Nasıl? Birileri 5-6 saatte bitiyor demiş ama hayır abi ben oyun karakterleri... Kardeşim. Aha kim geldi? gel çık. Çık kaç ondan sonra kahveni al çık. Suddenly a Wild Berkan. Hoş geldin. Gel. Nasıl? Çağırıyor bozuldu. Hoş geldin. Böyle pat diye videoya mı giriyorsun? Gel. Ama sırtına şey vurmasın. İstersen şurada otur. Şeyden. Adam astrobot gibi geldi adam. Astrobot diye geldi ya. O şey de hakikaten bu arada çekimdeyiz ha. Yo biliyorum. Söylediler zaten. Dedim İyi ben yapsın. Bir kendimi göstereyim. Çünkü yani ne kadar uzun sürdü. Özlemişim lan seni. Bahane de oldu. Eyvallah. ya kısalığı yüzünden mesela bu oyunu eleştirenler vardı. 6 saatte bitiyor diye. Benim hızım biliyorsun. Her yere kurcalaya oynadım. Evet tabii. Astrobotların da 3'te 2'sini buldum. 200 küsurunu buldum. 12 saat sürmüş.
Ama mesela gizli çok galaksiler iyi. Var. O gizli galaksilerden 12 tane var. Gizli bölüm. Oo, gizli 20 saat daha gider onun. Onları bulmak, oradaki astrobotları toplamak, her şeyi platinlemek falan filan derken 20-22 saate gider ve hayatımda ben bu oyunu platinlerim ya. Keyifle de platinlerim dediğim tek oyun oldu Astrobot. Çok iyiymiş. Evet. Yani. Çünkü her bir bölümü o kadar unique şeylerle yapmış ki bir bölümde bir mekanik görüyorsun. Diğer bölümde onu görmüyorsun. Evet. Başka bölümde hiç yapıyorsun. Sonra dönüyor mesela ilk saatte kullandığı mekaniği gelişmiş olarak tekrar karşına çıkartıyor oyun. İlkini oynamıştım. İkincisini oynayacak PlayStation'ımız yok. İlkini biraz oynamıştım ofisteki PlayStation'da falan. Ama o şey tabii bir teknoloji demosu tadında şeydi. Şimdi baya platforming konusunda başarılı bir oyun. Kendini çok aşmış. Metacritic must play ya oyun. Yani benim oyuna notum 10 üstünden 9 diyebilirim. Çok iyi ya. Ondan sonra ama yukarı doğru böyle. Yani tabii. Hakikaten PlayStation çocuğuysanız böyle PlayStation'ın belli bir noktasından yakalayıp 10, 15 sene, 20 senedir PlayStation'la büyüdüyseniz 98 abi. Ona doğru zorlarsınız ama hiçbir oyun 10 28, alamaz. Hiçbir 28, oyun 100 alamaz. Yani 30, 26 sene. 28 senedir. Tam senlik ya. Sen hala böyle... Görmek istiyorum senin bazı bölümleri. Şimdi oyunun sürprizlerini, hangi karakterler olduğunu söylemek haricinde bazı bölümler. He. Yani ya diyorsun ya böyle bir şey ya bunu nasıl kaybettin Sony? Bir yandan seviniyorsun, bir yandan kızıyorsun. Ya bu niye yok? Ya şey 20 işte yıldır, son 10 yıldır niye yok diyorsun? Playroom'da da mesela PlayStation ürünlerini buluyordun mesela. 3D renderlarını buluyordun falan, onları biriktiriyordun falan filan. Ya o zamandan bile şey PlayStation 1 multi-tap. Doğru lan multi-tap. Çünkü multi-tap böyle L şeklinde normalde 2 tane sokabiliyorsun. 4 tane gamepad sokabilmeni sağlıyordu multi-tap. Onunla hayvan gibi şey oynardık işte. Pro Evolution Soccer oynadık mesela onunla. Tam o zaman Pro'da değil, Winning Eleven'da da. Evet. Ondan sonra Türkçe speaker şeyle Winning Eleven PlayStation 1. Ondan memory sonra... kart diye bir şey sonuçta vardı. Memory kart var abi. Bir tane mesela o memory kart vardı. Ayrı satılır. Mesela işte memory kart olmazsa eğer o bu alet sabahları açık durmak zorunda kalıyordun. Aynen. Aynen. Sıra kadar değil mi oyunu oynamak zorunda? Nihai soru. Full fiyattan bu oyun alınır mı yoksa indirim mi beklenir? Oyunun fiyatı 2500 ama yani full fiyattan alınır. Bu sene Final Fantasy Rebirth hariç ikinci oyun zannediyorum bunu söyleyeyim. Bu aynen. 5 taksitle. 5 taksitle alınır aynen. 5 aydın. Ocak Şubat gibi hocam, tiksinmeye başlarsınız benden. Hocam bak biz eskiden mesela şey olurdu. Bütün amca çocuklarıyla beraber çikolata alınırdı. Böyle yavaş yersin onun bitmesin. Yavaş yavaş yersin lan bitmesin diye, tamam mı? Azar azar oyna kardeşim yani Allah. Aynen bir kapat yani otokontrol sınırsın. Abi benim gibi çocukluysanız bile müthiş. Herkes kendi account'unda oynayacak. Oynuyor döndüre döndüre oynayacak falan filan. Evet. Üf çıktı yani bütün para. Parası çıkar aynen. Aynen evet. Evet arkadaşlar. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Büyük zorlanıyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Siz de Astrobot'la ilgili görüşlerinizi aşağıya yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. We'll be right back.